Merhaba değerli takipçiler. Ünlülerle ilgili çektiğim videolara bugün çok çarpıcı bir konuyla devam ediyorum. Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Cansever acaba kendisini çok seven, çok değerli bulan, genç yaşta hayatını kaybeden Caner Çalışır'ın vefatını öğrendi mi, öğrenmedi mi? Bu konudaki gelişmelerle ilgili tüm bildiklerimi ilginç detaylarıyla birlikte sizlere aktarmak istiyorum. Cemal Can'ın Survivor'daki büyük başarısı kendisinin yakınlarının, aile yakınlarının olduğu kadar arkadaşların da tabii çok hoşuna gitti. Onları çok mutlu etti. Cemal Can Survivor'a gitmeden evvel yine çok sevilen, kendisini tanıyanlar tarafından çok sevilen bir kişiydi ve onu sevenlerin başında da çevresindeki kişilerin söylediğine göre rahmetli Caner Çalışır geliyordu. Her ne kadar fenomen Danla Biliç Cemal Çalışır için ölüyor bitiyorsa da Caner Çalışır'ın da sevgisinin ondan aşağı kalmadığı hem Caner'i hem Cemal Can'ı tanıyanlar tarafından iyi biliniyor. Caner Çalışır maalesef 31 yaşında, bundan 35-36 gün evvel 31 yaşında organ yetmezliği ve kalp krizi neticesi hayatını kaybetti. Pandemi sürecinde evden çıkmadı. 4 ay boyunca evden çıkmadı ve kilo aldı. İçine kapandı. Yalnız kaldığını düşündü. Kendisini arayıp sormayan arkadaşlarına hep sitem etti. Dolaylı olarak konuştuğu zaman, kendisiyle ilgilenen kişilerle konuştuğu zaman Kerim Can Durmaz'la ilgili olsun, Samet Laçın ile ilgili olsun, hep sitem etti ve onlara, yakın arkadaşlarına ölmeden birkaç gün önce Cemal Can olsaydı beni yalnız bırakmazdı, Cemal Can beni arar sorardı mutlaka diye içini döktüğü de söyleniyor. Vefatından sonra söylendi. Hatta rahmetli Caner Çalışır vefat ettiği gece, biliyorsunuz gece saat 2.30 gibi vefat etti. Vefat ettiği gece saat 1 civarında Cemal Can'a çağrıda bulunan bir mesaj paylaştı story'de. Cemal Can'a özlemini dile getiren, Cemal Can'a çağrıda bulunan bir mesaj paylaştı storiesinde ve daha sonra bu mesajı sildi. O güne kadar hiç Caner Çalışır'ın story sildiği görülmemiş. Arkadaşlarının söylediği, hiç story silmezdi. İlk kez bir storiesini sildi. Demek ki diyorlar arkadaşlar, kendisini kötü hissedince, öleceğini anlayınca arkasında böyle bir mesajda bırakmak istemedi. Cemal Can'a dönüp gelmesini, bir an önce onu çok özlediğini söylediği bir mesaj olduğunu belirtiyorlar story'de. Önce paylaştığı, sonra sildiği mesajının. Kendisiyle ilgilenen, kendisiyle yakından ilgilenen 3 yıllık komşusu, kirada oturduğu Ateşehir'deki evde 3 yıllık komşusu Selda Uluğ, onun en yakınlarından biriydi. Caner Çalışır'ın en yakınlarından biriydi. Ve Selda Uluğ, bir de Orhan Özdeniz, Caner Çalışır'ın evine girip çıkan, çok sık girip çıkan yakın arkadaşıydı. Sevdiği, saydığı bir arkadaşıydı. Onlara Cemal Can'ın dönüp gelmesini beklediğini, Cemal Can'la çok iyi vakitler geçirdiğini, onu çok sevdiğini, değerli bulduğunu söylemiş. Selda Hanım'ın bana aktardığı buydu. Ve Caner Çalışır'ın vefatı bütün takipçilerin dışında sosyal medyaya giren herkesi çok yakından ilgilendirdi. Onu takip etmeyen, hatta tanımayan insanlar bile 31 yaşındaki genç bir insanın vefatını, bir de Caner Çalışır, Cemal Can'a yakınlığından dolayı büyük ilgi gösterdiler bu olaya. Ve bir de işin şöyle bir gizemi vardı değerli takipçiler. Hatırlıyorsunuz, Cemal Can Survivor parkurunda bir gün yarış arasında "Eyvah, kolyem koptu diye adeta haykırdı ve ağlamaya başladı. Bu bir uğursuzluk, bir şey olacak, mutlaka bir şey olacak diye ağlamaya başladı. Orada Survivor parkurunun kenarında otururken 5'te ve kendisine arkadaşları "Ne oldu, niye böylesin Nisa, neden böylesin?" diye sorduğu zaman da "Bu benim uğurumdu, 16 yıldır hiç çıkarmıyordum, hiç böyle bir şey olmamıştı, ilk defa oldu, kötü haber alacağım" diye ağlamaya başlamıştı ve o kolyeyi de daha sonra Nisa'ya verdiğini öğrendik. Nisa elendiği zaman İstanbul'a gidince "Onu yaptırırsın ve bana İstanbul'da verirsin tekrar, ben senin uğruna inanıyorum, uğur yüklenmiş olur sana, verip senden bana geçerse" diye Nisa'ya teslim etmiş. Ve final günü de Nisa'nın onu kendisine, finalden bir gün önceki canlı yayında da arada reklam arasında Nisa'nın kendisine o kolyeyi tekrar koşup verdiğini ve Cemal Can'ı da alıp boynuna taktığını, Nisa'yı da yanaklarından öptüğünü izledik. Bu videoyu da ben paylaştım, Bilal Özcan Private'da paylaştım ve Cemal Can'ın sevenleri de işte kolyeye kavuştu, mutlaka şampiyon olacak, uğurlu kolyesine kavuştu diye yorumladılar. Ancak işin ilginci, o kolyenin kopmasından bir hafta sonra, yaklaşık bir hafta sonra Caner Çalışır'ın, yani Cemal Can'ın en yakın arkadaşlarından birinin vefat etmesiydi. Ve tabii ki Cemal Can'ın bundan haberi olmadığı, orada yarıştığı için Survivor'da hiç kimse bunu kendisine söylemedi. Acun Ilıcalı ve arkadaşları da, ekip arkadaşlarında zaten bundan uzak durduğunu, bu gerçeği ona hiçbir zaman Survivor boyunca açıklamadıklarını çok iyi biliyoruz. Peki sonra Cemal Can bunu öğrendi mi? Ne zaman öğrendi? Yoksa öğrenmedi mi Caner Çalışır'ın vefat ettiğini? Ben bunu final günü yine Bilal Özcan Private Instagram hesabımda, iki tane Instagram'da hesabım var. Birisi 2 sene önce açtığım Bilal Özcan Official, birisi de bundan yaklaşık 2 ay önce açtığım Bilal Özcan Private hesabım. İkisinden de Instagram'da ilginç magazin yorumlarımı, haberlerimi takip edebilirsiniz. Instagram'da final günü sordum. Caner Çalışır İstanbul'a geldi, indi. Acaba kendisine bu söylendi mi? Caner Çalışır'ın, pardon, Cemal Can İstanbul'a geldi, indi. Caner Çalışır'ın vefat ettiği söylendi mi? Kim söyleyecek? Ne zaman söylenecek diye bunu sordum, paylaştım. Tabii bir cevap çıkmadı kimseden. Ancak Cemal Can'ın bazı fanları bana ısrarla devamlı yazdılar DM'den. "Bilal Bey, Cemal Can öğrendi mi? Bilal Bey, Cemal Can'a söylediler mi? Bu kadar yakın arkadaşını öldüğünü, vefat ettiğini söylediler mi, söylemediler mi?" Yani final gününden sonra da, şampiyon olduktan sonra da bu insanlar bana sormaya devam ettiler. Ben de daha önce kendileriyle röportaj yaptığım, Caner Çalışır'ın vefat ettiği günden birkaç gün sonra kendilerine ulaşıp röportaj yaptığım Caner Çalışır'ın çok yakın arkadaşı Orhan Özdeniz ve komşusu, onun çok yakınında olan, her gün onunla görüşen Selda Uluğ, Caner Çalışır'ın kucağında vefat ettiği komşusu Selda Uluğ, acaba Cemal Can, Caner'in öldüğünü öğrendi mi diye aradım, sordum. Ve ikisi de bu konuda bir bilgilerinin olmadığını, Ancak yarışmanın üzerinden 3 gün geçtiğini ve öğrenmiş olması gerektiğini söylediler. Ancak onun hiçbir paylaşımda bulunmaması, hiçbir şekilde ne Twitter'da, ne Instagram'da, ne de başka bir şekilde Caner Çalışır'la ilgili bir başsağlığı, bir üzüntü paylaşmamış olmasında ilginç olduğunu söylediler. Fakat dediler her ikisi de Caner'in vefat ettiğini eğer öğrenseydi mutlaka bizi arardı. Çünkü Orhan hem Cemal Can'ın hem Caner Çalışır'ın çok yakın arkadaşı Orhan Özdeniz. Selda da Caner Çalışır'ın aynı yerde oturduğu komşusu ve ona çok yakın. Yani nasıl oldu diye arardı Selda Uluğ, Cemal Can nasıl öldü, neden öldü, son sözleri neydi, beni sordu mu? Normal hayatın akışında Cemal Can'ın arayıp bunları sorgulaması lazım yakın arkadaşsa. Bana şöyle bir şey söylendi başkaları tarafından. Demek ki Caner Çalışır'ın Cemal Can'ı sevdiği kadar, değerli bulduğu kadar Cemal Can, Caner'i o kadar sevmiyormuş, o kadar değerli bulmuyormuş. Bırakın ölüp ölmemesini. İnsan döndükten sonra hadi bir gün, iki gün yarış var, şu var, bu var. Üçüncü günde şampiyonluğun şeyi olsun, stresi, heyecanı geçmemiş olsun. Ama ondan sonra mutlaka insan yakın arkadaşına bir mesaj çekerdi. Arardı, sorardı, sağlığını nasılsın diye filan ve gerçekleri öğrenirdi. Hiç bunlar olmamış olsa bile DM'den mutlaka Cemal Can'a yazmışlardır. Hem istek olarak hem DM olarak mutlaka yazmışlardır fanları, hayranları. Abi Caner Çalışır öldü, son sözlerini seni sayıkladı biliyor musun şeklinde diye bana bu şekilde aklı başında insanlar tarafından yorum yapıldı ve ben bunların hepsine de katılıyorum. Cemal Can mutlaka Caner Çalışır'ın vefat ettiğini öğrenmiştir, öldüğünü öğrenmiştir. Ancak onun gösterdiği ya da göstermediği tepki de tabii ki sadece kendisini ilgilendirir. Kimseye de çok fazla bir şey söylemek düşmez bu konuda diye düşünüyorum. Tamam Cemal Can çok duygusal filan bir insan ama arkadaşım öldü diye ortaya atılıp da kendisini paralaması, yakasını, bağrını yırtmasını da beklemeyelim. Çünkü Survivor'da yaptıkları, Survivor'daki davranışları, ağlamaları, haykırmaları, bağırmaları biraz da oyunun parçasıydı diye düşünüyorum. 40 yıllık bir medya çalışanı, 43 yıllık bir gazeteci ve yaklaşık 30 yıllık da bir televizyoncu olarak edindiğim tecrübeden yola çıkarak söylediğim budur. Allah rahmet eylesin. Ölen öldüğüyle kalıyor ve hayat bir şekilde de devam ediyor. Ben bunu sorgularken Cemal Can'ın, Caner Çalışır'ın vefatına üzülüp üzülmediğini sorgularken bana dediler ki yahu Bilal Bey araştırdığın şeye bak. Hadi Cemal Can burada değildi, Survivor'daydı. Birkaç gün sonra duydu. Peki Kerim Can yakın arkadaşıydı, buradaydı. Laçin'e buradaydı, yakın arkadaşıydı ve hepsi diğer yakın arkadaşları da hepsi biliyordu. Ama vefattan birkaç gün sonra hepsi laylaylon paylaşımlara devam ettiler. Düşündüğün şeye bak, ölen öldüğüyle kalıyor dediler. Haksız değil hiç kimse. Sevgiyle, beğendiyseniz beğen yapın ve eğer takip etmiyorsanız takip edin. Görüşmek üzere. En iyi videolar, en iyi magazin yorumları, en iyi haberler her zaman burada Bilal Özcan TV'de. Sevgiyle kalın.